Teorik Bitki kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bizim aloe veramız. Bunu da daha yeni bir hafta önce ektim çıkan kökten. Şimdi tekrar kök attı gördüğünüz gibi. Bunu da sizler için tekrar ekeceğim, nasıl ekildiğini göstereceğim. Öncelikle birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Aloe vera inanılmaz faydalı bir bitki arkadaşlar. Kökeni Afrika, tabii Afrika'da yetişiyor ama yani evlerde de yetiştirebiliyoruz. Cildimize sürebiliyoruz, kremini yapabiliyoruz, şampuanını yapılabiliyor. Şimdi aloe vera'nın iki tür ekim biçimi var arkadaşlar. Birincisi, yine buradan böyle uzun dallardan bir tane kopartıp dalı 2 gün bekleterek, iyice cilini kurutarak daldan ekimini yapabilirsiniz. İkinci olarak da bu şekilde yanlardan atmış olduğu köklerden bunu çıkartıp saksıya ekebilirsiniz. Ekiminde dikkat etmemiz gereken nokta şu: sadece kökünü toprağa sokacağız arkadaşlar. Yaprağı kesinlikle toprağa değmeyecek. Bakın gördüğünüz gibi burada bunun yaprağı toprağa değmiyor ve yandan açıyor. Ayrıca arkadaşlar su ve güneş konusunda ise aloe vera'yı çok sulamaya gerek yoktur arkadaşlar. Yani su verdiğiniz zaman azar azar vereceksiniz. Ve öyle her gün sulamayacaksınız. 3 günde bir, yani 2 günde bir o tarz sulayacaksınız. Suyunu da arkadaşlar musluktan alırsanız eğer bekleteceksiniz mutlaka. Yani klorunun uçması için. Güneş alacak ama çok az. Mümkün olduğunca gölgede durması lazım. Evet arkadaşlar, aloe vera'yı ekeceğim saksı bu. Aloe vera ekerken saksı derinliğinin bir önemi yok. Çünkü saksısı çok değiştirmiyor. Böyle 2-3 yılda bir saksı değiştirebilirsiniz. Toprak olarak özel humuslu toprak kullanmanız lazım. Bitki toprağı olabilir. Ekstradan bahçe toprağı da ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, toprağı zaten vardı bu saksının. Karıştırıyorum iyice şöyle. Daha sonra geliyorum şu ortadan boşluğumu açıyorum hafif, şöyle kökünü koymak için alıyorum. Böyle. Dediğim gibi yaprağını kesinlikle gömmüyorum. Sadece kökünü koyacağım. Şöyle açtım boşluğumu. Şimdi buradan aloe veramızı alalım. Şöyle açayım kökünü. Evet arkadaşlar, aloe veramı aldım gördüğünüz gibi köküyle. Şimdi açtım. Geliyorum. Evet, şimdi şu şekilde dikiyorum. Bakın yaprağına değmemeye çok özen gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şu an aloe verama ektim. Bu şekilde aloe verama ektim arkadaşlar. Aynen bu şekilde sizler de ekebilirsiniz. Dediğim gibi bir farklı öbür yöntemi de yaprak tanesi kopartarak şu şekilde içindeki jeli kurutup 2-3 gün kurutup yaprağını ekebilirsiniz. Ben dediğim gibi aloe veram kök verdiği için bu şekilde kökünü alıp ekiyorum ve böyle büyütüyorum. Bunu balkona gölge bir yere koyacağım. Hafif suyunu vereceğim. 2-3 gün aralıklarla sulayacağım hafif. Daha sonra kendinden büyüyecek zaten. Arkadaşlar burada bu çubuğu, şu görmüş olduğunuz çubuğu neden koyduğumu söyleyeyim size. Bu çubuğu koymasam, bakın aloe veram yamuluyor. Bakın dokunduğum an gidiyor. Görüyor musunuz? Onu sabitlemek için koydum. Çünkü uzadığı için artık bitki ağır geliyor ve dik duramıyor. O yüzden onu koydum. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için arkadaşlar. Siz de kendinize ait olan bilgileri yorumda paylaşırsanız sevinirim. Herhangi bir yanlışlık olursa, bu böyle olması lazım diye söylerseniz, görüş bilirseniz çok sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim.